Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan birkaç gündür Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ni adeta kutsuyor, sempatilerini gönderiyor. Ama maalesef Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geriye dönüş yok. Aynı Tayyip Erdoğan yine Suudi Kralı'nı aradı, barışma mesajlarını gönderdi. Lakin oradan da fiili bağlamda bir karşılık şu ana kadar alınamadı. Tam tersine Avrupa Birliği bağlamında Akdeniz'de yaşanan bir gerginlik var. Malum Türk gemisine Almanların yaptığı bir tecavüz söz konusu. Bütün bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika ve Avrupa Birliği ile barışma noktasında attığı adımların karşılık bulmadığını resmediyor. Ki 10 Aralık'ta yapılacak olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde ilişkilerin daha da zora gireceği, hatta kopacağına dair görüşler söz konusudur. Tayyip Erdoğan'ın Batı'ya ihtiyacı var. Amerika ile Avrupa Birliği ile barışması gerekiyor. Bu hem finansal anlamda gereklilik hem de Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğini tehdit eden malum dosyalar söz konusu. İşte S-400'ler bağlamında Katsa yaptırımları Biden'ın göreve gelmesi sonrasında hemen devreye alınacağı kaydediliyor. İlaveten Halkbank dosyası 2021 Mart ayı itibariyle yeniden yargılama sürecine girecek. Ki Halkbank dosyasında sürekli olarak vurguluyoruz, Tayyip Erdoğan ve bazı aile mensuplarının da adı geçiyor. Keza aynı şekilde Erdoğan ailesinin yurt dışındaki mal varlığı yine bir başka sorun ya da handikap. İşte bütün bunlar göz önünde bulundurularak Tayyip Erdoğan düne kadar hücum ettiği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne karşı yumuşamaya geçmiş sıcak mesajlar göndermişti. Lakin az önce de belirttiğim gibi karşılık alınabilmiş değil. Tam tersine Amerika Birleşik Devletleri'nden olumsuz mesajlar var. Bu mesajlar Türk medyası tarafından Tayyip Erdoğan'ın aleyhine olduğu için haberleştirilmiyor, saklanıyor. Yeni Başkan Biden'ın çok çok yakınında olan Senatör Chris Van Hollen'ın Yunan Katberini gazetesine verdiği demeçte başkan koltuğuna oturur oturmaz otoriter Recep Tayyip Erdoğan'ı tasfiye etmek için harekete geçecektir gibi bir ifade kullanmıştır. Tayyip Erdoğan'ı eleştiren biri olarak Amerika Birleşik Devletleri senatörünün bu ifadesini elbette tasvip etmiyorum. Zira dışarıdan bir müdahale asla ve kat'a kabul edilemez. Lakin biz ne dersek diyelim, Tayyip Erdoğan'ın Amerika ve Avrupa Birliği nezdinde kalemi kırılmışa benziyor. Tayyip Erdoğan gerek Avrupa Birliği ile ilişkileri ısıtmak gerek de yeni başkan Biden ile ilişki kurma bağlamında bir dizi teşebbüsü oldu. Lakin yansıyan bilgilere göre şu ana kadar olumlu bir geri dönüş yok. Batı kamuoyunun, batılı devletlerin Tayyip Erdoğan'a adeta Saddam Hüseyin muamelesi yaptıkları görülüyor. Tayyip Erdoğan'ın hem küresel finans ile inatlaşmaması, yani faizleri yükseltmesi, hem de Avrupa kamuoyuna sıcak gelecek reform taleplerini gündeme getirmesine rağmen Erdoğan'a karşı bir süredir takınılan menfi tavır tutum aynen sürdürülüyor. Özellikle 10 Aralık'ta yapılacak olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde eğer bir yaptırım kararı ortaya çıkarsa bunun Türk ekonomisi üzerinde çok ama çok ağır etkileri olacak. Aynı şekilde Joe Biden koltuğa oturur oturmaz S-400'ler bağlamında Katsa yaptırımlarını uygulamaya koyarsa yine ekonomimiz bundan vurgun üstüne vurgun yiyecektir ki zaten Türk ekonomisi adeta zor soluklanıyor, zor nefes alıyor. İlaveten böyle adımlar söz konusu olursa Türkiye, Arjantin ve hatta Venezuela ile aynı kategoriye girecektir. Bülent Arınç vasıtasıyla Avrupa ve Amerikan kamuoyuna verilen mesajlar bile geri dönüş sağlamadı. Biz baştan beri Bülent Arınç'ın o mesajları saraya rağmen olmayacağını düşünüyoruz. Saray, Batı kamuoyunu, batılı devletleri yumuşatmak ve yeni bir sürece hazırlamak için Bülent Arınç'ı devreye sokarak mesaj vermiştir. Diyeceksiniz ki Bülent Arınç'ı madem saray görevlendirdi, neden onu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden çıkardı ya da attı. Bunun gerekçesi bellidir. Kamuoyuna da yansıdı. Devlet Bahçeli ya biz ya Arınç demiş ve Bülent Arınç'ın ipini çekmiştir. Değerli seyircilerimiz, geldiğimiz noktada Recep Tayyip Erdoğan'ın dış kamuoyunda tamamen desteklerini yitirdiğini gösteriyor. İyi olduğumuz zannedilen Rusya ile bile Karabağ noktasında sıkıntılarımız var. Putin Türkiye'nin taleplerini kabul etmiyor. Türkiye'nin orada barış gücü misali asker bulundurulmasına izin vermiyor.
Keza aynı Rusya ile İdlib noktasında ayrışmalarımız devam ediyor. İlaveten Rusya'nın Türkiye ile yakın olması çok şey de ifade etmiyor. Zira Rusya'nın Türkiye'ye vereceği bir fon yok, yapacağı bir yardım, açacağı bir kredi söz konusu değil. Hep söylüyoruz, Türkiye Batı'dan borçlanıyor. Türkiye mallarını Avrupa Birliği ülkelerine satıyor. Rusya ile yapılan ticarette tablo %80, %20 aleyhimizedir. Dolayısıyla Türkiye daha önce borç aldığı ve yine borç aradığı Batı'ya mecbur, muhtaç gibi bir görüntü içindedir. Yineliyoruz, Türkiye bir yıl içinde 172 milyar dolar dış borç ödeyecek. Aynı şekilde 40-45 milyar dolarlık cari açığın finansmanı söz konusu. Türkiye dışarıdan kaynak bulamaz ise ne borçlarını ödeyebilir ne cari açığını finanse edebilir ki bunun anlamı Türkiye'nin ithalat yapamaz hale gelmesi, Türkiye'nin kuyruklar kıtlıklar ülkesi olması demek olacaktır. Maalesef Türkiye 18 yıllık AKP yönetimi ile beraber Avrupa'ya mecbur ve mahkum hale getirilmiştir. Evet, bugün itibariyle sadece siyasi anlamda değil ekonomik noktada da Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'ne rehin olma durumumuz söz konusudur. Malumunuz borç alan emir alır, rehin olan verilen emirleri yerine getirir ki Türkiye bugün böyle bir konumdadır. Keza Türkiye Cumhuriyeti Devleti Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'de, Libya'da büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Yarın o sorunlar eşyanın tabiatı gereği ekonomik yaptırım olarak karşımıza çıkacaktır. Hülasa tam bir kuşatma ile karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan bu tabloyu okuduğundan, bu durumu gördüğünden olsa gerek artık dışarıdan ümidini kesiyor, içeriye kapalıyor ve içeride MHP'ye adeta teslim olduğunu ilan ederek onunla yoldaş olduğunu ilan ediyor. Erdoğan buna da mecbur, zira içeride malumunuz zaten büyük sorunlarla karşı karşıya. İşsizlik 10 küsür milyona erişti, fakirlik diz boyu. Neredeyse her ailede bir işsiz var. Her 3 ailenin birinde hacizler söz konusu. Evet, Türkiye'de insanlar artık açlık sınırında. O kadar ki çalışanların aldığı ücretler bile açlık sınırının altında bir rakama tekabül ediyor. Ekonomide yaşanan bu yıkıma ilave olarak Türkiye'nin eğitimlileri hükümete karşı, Türkiye'nin esnafı iş dünyası iktidara karşı, sadece bunlar değil, AKP politikaları ile inançlı inançsız diye yıllardır ayrıştırılan toplumda birbirine hasım olmuş durumda. İşte Erdoğan bütün bu tablo karşısında tek çıkar yol olarak Devlet Bahçeli ile kutsal ittifaka girmeyi görüyor. Tayyip Erdoğan için bir başka handikap ise Türkiye'deki İslamcıların kendisini terk etmeye başlamasıdır. Evet, çok sayıda cemaatin Tayyip Erdoğan'ı terk etmek üzere olduğu, sadece ve sadece devlet korkusu ile sessiz kaldıkları ifade ediliyor. AKP içinde derin bir muhafazakar kırılma söz konusu. Düşünebiliyor musunuz? Daha düne kadar Tayyip Erdoğan'ın evine gittiği ve kendi evinde ağırladığı İhsan Arslan gibi isimler bugün AKP'den ihraç edilmek için Erdoğan'ın emriyle disiplin kuruluna gönderiliyorlar. Aynı şekilde Bülent Arınç gibi vazgeçilemez denilen isimler çöpe atılabiliyor. Yani Tayyip Erdoğan nereden bakarsanız bakın adeta inkıtaları, uzatmaları oynuyor. Evet, Tayyip Erdoğan içeride yaslanacağı bir toplumsal dinamikten bile yoksun hale gelmiştir. Bugün itibariyle mevcudiyetini sürdürmesi tamamen korku ve yargıdan çekinilmesinden ibarettir. Emin olun, o korku aşıldığında ya da o korku ortadan kalktığında Tayyip Erdoğan'ın çevresi bir anda boşalacak. Bunu bildiği için Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli ile zıtlaşmak istemedi. Medyada iddia edildiği gibi Bülent Arınç diyetini düşünmeden verdi. Tabii Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'ye yaslanması ya da onunla beraber olmasının bir başka anlamı Milliyetçi Hareket Partisi'nin dinamik bir camia olması, etkin bir gençlik örgütüne sahipliğidir. Keza Milliyetçi Hareket Partisi çizgisinde İnsanların devlette görev yaptıkları, özellikle de güvenlik güçleri içinde etkin oldukları Tayyip Erdoğan tarafından da biliniyor. Buradan hareket ile Devlet Bahçeli'nin elde tutulması, onunla beraber yola devam edilmesi bu devlet güçleri de %100 yanında tutma anlamına geliyor. Peki ama Devlet Bahçeli'nin beraberliği Tayyip Erdoğan'a yetecek mi diye sorarsanız ben buna pek ihtimal vermiyorum, zira hep söylüyorum, Tayyip Erdoğan artık siyaseten tasfiye sürecindedir, o mecraya girmiştir.
bugün itibariyle sadece ömrünü uzatma adına çırpınışlar içindedir. Lakin gerek dış gerek iç dinamikler Tayyip Erdoğan'ın geleceğinin yani yarınlarının olmadığına işaret ediyor. Videomu kapatmadan önce şu hususun altını yine ısrarla çizmek istiyorum. Evet, Tayyip Erdoğan gitmesine gidiyor da Tayyip Erdoğan'ın yerine kim gelecektir? Allah korusun, Tayyip Erdoğan'ın yerine Avrupa Birliği, FETÖ, PKK ve ABD'nin Truva atları yönetimi devralırlarsa işte o zaman eyvah ki eyvah, zira böyle bir şey Türkiye'nin fiili olarak Amerikan mandasına girmesi olacaktır. Bizi izlemeye devam edin.